Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Ben bugün arkadaşlar karavanı çalıştırmayı denedim. Böyle daha şehir merkezi bir yere gidip müzik yapmak için. Ancak başarılı olamadım. Maalesef çalışmıyor karavan. Demek ki soğuktan değilmiş. Başka bir sorunu varmış karavanın. Mecburen bundan dolayı artık yani burada yaşamaya çalışacağım. Yani bu bulunmuş olduğum bölgeden ayrılamayacağız. Zaten buraya gelirken de yolda kalmıştım. Çekici yardımıyla vurdurarak çalıştırdım. Basıp direkt buraya geldim. Çünkü sıcak olduğu için burası soğuk yerlerde çalışmıyordur diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Burada da çalışmalı araç. Şimdi bir yorumlarınıza ihtiyacım var arkadaşlar. Siz olsaydınız benim yerimde ne yapardınız yani? Şu anda borcumuz var biliyorsunuz ki. Elimden geldiğince video paylaşmaya çalışıyorum ama vergiler çok yüksek arkadaşlar. Sadece yani %30'u vergi kısmına gidiyor arkadaşlar. Hatta %38'e geliyor neredeyse arkadaşlar. Damga vergisiydi, oydu, buydu. Yani YouTube'dan gelen gelir çok düşük arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bundan dolayı bizim ödemelerimizi karşılayamaz yani. Ondan dolayı bizim yani burada yaşarken aynı zamanda da farklı bir iş bulup çalışmamız lazım ama işverenler de yani 100 liraya 12 saat çalıştırma peşindeler. Abi böyle bir şey var mı ya? Ben de istemiyorum yani. Onlar neden benim hakkımı, kazancımı yesinler ki abi? 12 saat eşek gibi çalışacaksın sabahtan akşama kadar, gecelere kadar, sabah 8'den akşam 8'e kadar. Senin paranı yiyecekler, hakkını yiyecekler yani. Asgari ücret normalde vermesi gerekiyor. 4250 lira devlet demiş değil mi? Ama onlar devletin yaptığını yapmıyorlar, vermiyorlar yani. 3000 lira diyor. Böyle saçmalık olur mu ya? Şimdi burada normalde şimdi az önce şey yaptım, tente taktım arkadaşlar. Yağmurlar başlayacak. Yağmurlar başlayacağı için tente taktım. İleride su kamışı var. Su kamışı kesip altına direkt yapacağım. O şekilde tenteyle dışarı çıkıp yağmur yağsa bile hava alabilirim veya bıdığı aslanı falan çıkarttığım zaman yağmurda yaşta kalmazlar. Takılabilirler orada. Karavanımın etrafını çevireceğim şöyle. Bezler falan var. Evden kalan siyah bez gibi şey gibi. Onlarla falan çit yapmaya çalışacağım karavanın etrafına. Öyle yani aslanla bıdığın gezebileceği bir alan oluşturmaya çalışacağım. Çok da yayılmak istemiyorum. Buradan da laf etmesinler ondan sonra. Ya sadece böyle köpekle kedinin gezebileceği bir alan oluşturacağım. Çok da yayılmak olmaz çünkü karavanı çektin tamam da kendine bahçe oluşturmak falan da olmaz burada. Ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum arkadaşlar şimdi ya. Şöyle adam akıllı bir gelir getirisi olan bir iş bulabilsem çok iyi olacak da. Seyyar satıcılık falan düşünüyorum da onlar abi yani yetenek gerektiren işler. Balıkçılıkla falan olmaz arkadaşlar ya. Balıkçılık düşünüyordum da balık tutarım satarım. Hem yemeği sağlarım falan diye. Olmaz arkadaşlar balıkçılıkla. Balık kalmadı zaten denizlerde de. Amatör balıkçılıkla hem yasak hem de bizim geçimimizi sağlamaz. Mecburen yani benim farklı bir iş bulmam lazım ya. Limon toplama işi var burada. Ya da gitarımı alacağım abi. Geçen bıraktım aslanla bu da bir şey olmadı. Burada takıldılar ben gelene kadar. Gene böyle çit gibi bir şey yaparsam etrafına o çitin içinden çıkmazlar arkadaşlar. Çitin içine girip de kimse çalmaz diye düşünüyorum. Köpeği de kediyi de. Bıdıklı aslanı da orada takılırlar abi. Ben gelene kadar en azından giderim şöyle bir 4-5 saat müzik yaparım geri gelirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Merkeze yani şehir merkezine. Bura kaç kilometre ki abi şehir merkezine? Otobüse bineceğiz mecbur. Otobüse gideceğiz geleceğiz. Sanki şimdi mecburen sanki burası benim evimmiş gibi düşüneceğim yani. Deniz kenarında evim varmış gibi düşüneceğim. Gideceğiz geleceğiz mesela çalışacağımız yerlerde. Bu bulunduğum bölge civarında da çok iyi bir araştırma yapacağım arkadaşlar. Yarın yağmurlu ama yağmur eğer ki çok fazla yağmazsa dindiği zamanlarda daha doğrusu gideceğim didik didik araştıracağım yani. Ne işler var ne şeyler var. Kahvelere falan gideceğim soracağım insanlara. Böyle gündelik işler olur ne bileyim farklı işler olur. Bir bakacağım arkadaşlar. Hiçbiri olmadı diyelim ki. Mecburen artık gene de o 12 saate 100 lira verenlerin yanında çalışmayacağım arkadaşlar. Gideceğim müzik yapmaya gideceğim şehir merkezine. Yani sabahtan mesela sabah zaten olmuyor. Kaçta başlar? Akşam 4-5 gibi gidersin mesela.
Yok 4-5 gibi de değil ya. 4 gibi başlarsın abi mesela. 3 gibi gidersin. 4 gibi başlarsın. Akşam 9'a kadar falan yaparsın. Geri gelirsin mesela 5 saat. Çünkü akşamları şu anda kalabalık olmaz. Yaz olmadığı için. Yaz olmuş olsa gece yarısına kadar yaparsın. 12'ye 1'e kadar insan oluyor. Hatta 2'ye kadar. 2 demiyor mu? 1'e kadar falan insan oluyor arkadaşlar. Değişiyor yani. Mevsimine göre davranmak lazım. Satış yani çay satma işi falan da olabilir de insan yok arkadaşlar. Öyle çok fazla gelip giden yok. Yani yağmur da yağacak zaten. Bir de pandemi dolayısıyla birisi yazmış. Kimse çay almaz falan, açık satılan şeylerden almazlar falan diye yazmışlar. Kuru yemiş var. Kuru yemiş poşetlere doldurup satılabilir. Ama o da bilmiyorum, o tutar mı tutmaz mı? Muallakta yani. Denemek ve görmek lazım arkadaşlar. Bilmiyorum ne yapabiliriz ya. Bize bir getiri yani, şöyle bir arkadaşlar 1000 lira bile getiri olmuş olsa bir şeyden, mesela 1000-1500 lira bile olmuş olsa yeter arkadaşlar. Çok fazlasına gözüm yok zaten de, kredi ödeyecek kadar bir getiri olsun yeterli. Yaza kadar en azından. Yazda zaten her türlü para kazanırız müzik yaparak. Günlük 100-150 kazanırız arkadaşlar yazın. Yazın çünkü oluyor, insan olduğu için. Bir de insanlar seviyor müziği. Destek oluyorlar, şey yapıyorlar. Ya şu anda var ya çok zorda kaldık ya. Tam karavan aldık. Güzel karavanımız var. Motokaravan ruhsatlı. Bunları da anlatacağım bir sonraki videoda yani. Bir sonraki video mu? Başka video mu olur bilmiyorum. Hava güzelken şöyle içeriği falan bir temizleyip halıları falan aldıktan sonra ben karavan tanıtımı yapmayı düşünüyordum da. Biraz iyice toparlayıp öyle karavan tanıtımı yapmak istiyorum. Yoksa demesin insanlar, pis mis diyenler oluyor. Ondan dolayı düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Şu anda bahsedecek olursam motokaravan ruhsatlı arkadaşlar karavanımız. Ancak 9 ay falan muayenesi var da işte çalışmıyor araç. Bir sıkıntısı var. Çalıştıktan sonra sıkıntısı yok. Gidiyor, istediğin yere git. Bayağı uzun yollar yaptım yani. Sıkıntı olmuyor. 1000 kilometre falan yaptım herhalde ya. Daha fazla da olabilir. Bilmiyorum. Ama şimdi bu araç mesela diyelim ki buradayız abi. Bir yere kıpırdayamıyoruz. Yani muayenesi olsa da sigortası olsa da bir şey yaramayacak. Daha sigortasını yaptırmadım da. Sigortası da var bir de. 2000 lira yaklaşık sigortası tutuyor. 1700-1800 lira. Motosikletin sigortasını geri alacağım da o bir şey değil. 500-600 lira. Her şey gelire bakıyor arkadaşlar. Gelir elde etmem lazım. Başka yolu yok. Her şey bunu diyor bana şu anda. Yoksa hapı yutarız arkadaşlar. Karavanın borcu bittikten sonra hiçbir sıkıntımız kalmıyor. Gene gelir elde etmemiz lazım. Çalışmamız lazım ama bilmiyorum. Bir şeyler yapmamız lazım bizim. Videolar izlenmiyor abi ya. Niye izlenmiyor bilmiyorum. Şöyle bir kız arkadaşımız, arkadaş bulsam var ya, videolar bir anda patlar da. Yani bir arkadaş, bir şey bulsam. Bulamıyorum ne abi? Bakışıyoruz bak şimdi. Mesela gidiyorum. Çarşıya gitmiştim ya geçen videoda. Gidiyorum abi, karşıdan bakışıyoruz kızla. Ne diyeceksin abi? O bakıştın geçtin bitti. Dönüp de merhaba ben seninle tanışmak istiyorum mu diyeceksin. Desem öyle ne diyecek, ne tepki verecek. Yani birçok kızla o şekilde oluyor ama sonrası yok, bitti. Yürüyorsun, karşıdan karşıya geliyor, bakışıyorsun şöyle, kesişiyorsun, güzel bir bakışma yani bu da. Ama ondan sonrası yok, bitti olay. Düşünüyorsun acaba gitsem mi gitmesem mi, yanına gitsem mi gitmesem mi? İstersin ki arkadaş olalım, tanışalım, birlikte vakit geçirelim. Yani ne bileyim. Güzel olur ama işte olmuyor, niye bilmiyorum. Yani öyle konuşmam kötü bir insan da değilim yani. Gidip de konuşabilirim de, anlatabilirim de. Yani ben seni beğendim, hoşlandım vesaire denilebilir yani ama işte çekiniyor insan, utanıyor. Gidip de yani çok kişi yaşamıştır bunları. Bilmiyorum niye böyle. Bir de eskiden şey yapıyordun abi. Gidiyordun, konuşuyordun vesaire. Böyle telefon yoktu, bilmem kamera yoktu, bir şey yoktu. İnsanlar konuşarak anlaşıyorlardı. Seviyorsan bile gidip seviyorum seni diyordun ama şimdi telefondan, Instagram'dan, ondan, bundan mesaj atıyorsun. Ben seni seviyorum. I love you. Nasılsın? Merhaba. Eskiden öyle değildi. Gidiyordun yanına mesela.
konuşuyordun, ne bileyim, bir yanına gittiğin zaman bir güzel tepki alıyordun veya sevmiyorsa kötü bir tepki alıyordun. Ama şimdi öyle değil. Şimdi hep kötü tepki alıyorsun. Sanki böyle taciz ediyormuşsun gibi. O hava yaratılıyor şu anda. Ama eskiden öyle değildi. Eskiden yani güzeldi, daha güzeldi her şey. Çocuktum, mocuktum ama o zamanlar güzeldi. Belki de çocuğum diye öyle geliyordu bana ama bence öyle değildi. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu da böyle bir video olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Akşam belki bir video daha paylaşırım. Bilmiyorum. Bakarız duruma göre. Hadi görüşürüz.